Arkadaşlar ben o gün kanalım ve Empire serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu seri rehber gibi olacak. Oyunu öğreteceğim. Zaten oyun daha yapım aşamasında. YouTube'da fazla da Türklerin yaptığı bir rehber yok. Ben de yapayım dedim öğrenmek isteyenler için. Hemen ismimizi yazalım YouTube serisi olarak. Survival oynayacağız. Creative de oynayabiliyorsunuz. Size önceden verilen bir base alabiliyorsunuz. İsterseniz yine almıyorsunuz. İstediğiniz kadar blok geliyor Minecraft gibi. Start location'ımız Aqua. Dünyanın benzeri bir gezegen. Survival yapıyorum. Seed'imiz 12 olsun. Başlatıyorum. Oyun şöyle başlıyor. Biz uzayda galiba uzayda bir saniye. Evet. Güzel bir yerde doğduk. Şimdi şöyle geçiyor. Biz uzayda yolculuk yaparken gemimizle. Gemi aşağıya düşüyor. Gemi düşerken de bizim escape potumuz araçtan ayrılıyor ve yere düşüyor. Bunların uçma özelliği yok. Yere düşüyor. Biz de burada yaşamımızı kurmaya çalışıyoruz. Böyle dinozorlar, böyle değişik bitkiler falan var. Bunu alamıyoruz. Bu escape podumuz. Burada bize boxlar var, kargo boxlar. İçinde oyunun başında yaşamamızı sağlamamız için itemler verilmiş. Hepsini alıyoruz hemen. Burada madenler. Burada işte bitkiler yiyecek için. Şimdi bu geminin construction'ı var. Crafting table gibi düşünün. Orada eşyalarımızı üretiyoruz ve burada da oksijen tank ve oksijen station var. Buraya şu oksijen bottle'ları koyarak altta gördüğünüz sol altta oksijeni doldurabiliyorsunuz. Ben şimdi hemen buraya yakıtımızı koymakla başlayacağım. Yakıtımız nerede? 5 tane fuel pack'imiz varmış. Hemen koydum. Çalıştırmak için kabine T ile giriyorsunuz ve Y'ye basarak bütün sistemleri çalıştırıyorsunuz. Şu anda çalışıyor. Construction'a giriyoruz. İlk önce şu madenlerin hepsini bir atıyoruz içeriye. Çünkü burada craft edeceğiz. Önemli olanları. Evet, bu kadarı yeterli. Buradan fuel pack'e ihtiyacımız olacak oyunun başında. Shift'e basarsanız onarlı, sol click yaparsanız birerli olarak gidiyor. Sağ click de birer olarak gidiyor. Onun yapmasını bekleyeceğiz. Oyunun başında bize bir silah veriyor. Bunun gibi. Mesela bunun mermisi varsa öldürelim bir tane. 10 tane kapasitesi varmış. Tamam, varmış. 150 tane mermisini veriyorlar başında. J'ye basarak jetpack'i açıyoruz ama burada yer çekimi olduğu için daha oyunda jetpack böyle çalışıyor. Fazla uçamıyorsunuz. Oyunda magnezyum deposit böyle haritalarda gözüküyor. Burada takıldım. M'ye basınca işte dünyayı görüyorsunuz. Uzaya çıkınca uzayın daha map'ini yapmamışlar. Tamam, şimdi bu fuel pack'lerimizi yapmış 16 tane. Bu bize yeter şimdilik. Buradan sağ üstte 10 var. Bunu off yaparsanız kapanıyor ve buraya tıklarsanız sıraya koyduğunuz işlem gidiyor. Tamam, şimdi bizim ihtiyacımız olan bir tane base yapacağız. Base'de işte evimiz gibi olacak. Sağ tarafta ne istediklerini yazıyor. Core ve hull block gerektiriyormuş. 8 tane. Core'umuz zaten oyunun başında bize veriliyor. Hull block yapalım. Hull block ne gerektiriyormuş? Metal plate. Metal plate şu sekmede, component sekmesinde. 10 tane yapalım. Zaten bir tanesinden 10 tane çıkıyor. Yani 100 tane yapmış olacağız şimdi. O bekleme süreleri biraz uzun olmuş. Ben de bitkileri öğreteyim bu arada. Bu bitki Cobra Leaves hiçbir işe yaramıyor. Sadece çürüyor, spoiled food oluyor ve bundan nasıl söylenir? Gübre yapılıyor. Gübreyle de işte bitkiyi yetiştireceğiniz alanı craft edebiliyorsunuz. Bu alien plazmalar size can basma, medik kiti gibi şeylerde işinize yarıyor. Bunları toplayabilirsiniz etraftan. Bu alien plazma en küçük medik kitinin yapılmasına yarıyor. Uzun bir şey. Kırmızı olursa ve hareket ederse bunu toplayabiliyorsunuz T ile. Bu da
Beans. Bu kahve gibi bir şey bizim gerçek dünyamızdaki. Bununla kahve yapıyoruz. Staminamız daha da artıyor anlık. Şimdi craft etmiş olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi gezegenler doğuyor. 3-4 tane gezegen var. Onları zaten ilerleyen bölümlerde göstereceğim. Metal plate yapmış. 8 tane gerekiyordu. Hemen 8 tane sıraya koyalım. O yaparken bir tane dinozor öldürecektim ama etrafta pek dinozor yok. Tamam. Bu arada size nasıl kazıldığını göstereyim. Şu magnezyum depositin yanına gidiyorsunuz. Zaten topraktan farklı bir renk oluyor. Şöyle basarak yeri kazıyorsunuz. Böyle yere doğru indiriyor. Hafiften. Kazdıkça içinden düşüyor. T'ye basarak topluyorsunuz o madenleri. Şimdi bunu da hill blockları da üretmiş. Base starter yapıyoruz. Bu bizim base'imizin korunu koyuyor yani çekirdeğini. Üstünü base'imizi inşa edeceğimiz yeri. Üstümüzü. Burada Flare and Flatten Tool var. Bu düzleştirmeye yarıyor. Nasıldı? Sağ tarafta yazdığı gibi solla dolduruyor. Sağ klikle düzleştiriyor. Base starter'ımızı yapmış. Base'i nereye yapalım? Burası güzel gibi duruyor. Şurası. Buraları bir düzleştireyim. Gördüğünüz gibi sağ tıklıyorum şu anda. Düzleştiriyor. Yüksekte olan alanları aşağı indiriyor, aşağıda olanları yukarıya çıkarıyor. Düzleştirmede. Hala tam düzgün çalıştığı söylenemez. Onun için hazır düz bir yere koymayı deneyeceğim. Genelde denizlerin üstü düz olduğu için denizlere kuruluyor. Ben de öyle yapacağım şu anda. 2 saat düzleştirmeyle uğraşmak istemiyorum. Şöyle girişine koyarsak denizin. Gördüğünüz gibi etrafında 8 blok bulunan yapmıştık. 8 blok ve bir core'la yapmıştık. Onları yere koydu. Şimdi şu escape pod'dan bağımsız burada üs kurmamız gerekiyor. Çünkü bu escape pod da bir yere kadar. İçindeki crafting yani constructor bazı şeyleri craft edemiyor. Onun için bir hemen large construction'ın nasıl yapıldığını göstereceğim. Sağ tarafta ne istediğini gösteriyor zaten. 2 tane computer istiyor. Computer'a bakıyoruz. Bir control device bu. 2 tane metal component. Zaten bir tane basınca 2 tane geliyor. Cables da 2 tane istiyor. Cables'a da bir tane basınca 2 tane veriyor ve electronics bu sadece bir tane veriyor. Oyunda bu electronics, cables ve metal components'a çok ihtiyacımız olacak. Control device biraz daha az ama şu üçü çok ihtiyacımıza yarayacak. Bu arada ben sadece bir tanelik için yapmışım. 1, 2, 3. 2 tane kompütürü o yapacak. Böyle sırayla verebiliyorsunuz mesela. Eğer kompütür için gerekli malzemeleriniz yoksa emri veriyorsunuz. Bunları yapıyor. Sonra kompütürü kendisi yapıyor zaten. Otomatik olarak. Oyunda gemiler falan var. Zaman dilimi var. Şu sağ mesela gravity'yi gösteriyor. Buradaki yer çekimini. Atmosferin mesela ben unutmuşum. Nasıl yapıyordu? Third person'ı açayım mı? Third person neredeydi? Hangi tuşmuş? Evet, şu anda göremedim. Nerede? Map, scoreboard, primary, flashlight, helmet, switch view, aynen. Ve şu anda dışarıdan görüyoruz adamımızı. Alta basarak böyle etrafında dönebiliyoruz. Bu helmet'ı çıkartıyoruz çünkü burasının atmosferi, bu dünyanın, Aqua'nın atmosferi bizim karakterimizin yaşaması için iyi. Yani koşulları 1317 kilogram per meter. Neyse, length of day 24 saat. Bir gün 24 saatmiş. Şu anda saatimizi gösteriyor. Bu sıcaklığı gösteriyor. En alttaki 26 dereceymiş. Ortalama da 23'müş. Bunu gösteriyor. Şimdi komputerlarımızı yapmış. Control device istiyor 2 tane. Onları da yapalım. Electronics istiyor 5 tane. Onları da yapalım. Fazla yaptım. 2 tanesini alıyorum.
Başka ne istiyor? Metal Components 10 tane istiyor. 5 tane basıyorum. Bir tanesinden 2 tane çıktığı için. Başka Cables 2 tane ve 4 tane Pipes. Cables 2 tane ve 4 tane Pipes. Pipes de bir tane fazladan yaptım. Şimdi motor istiyor. Motor için ne istiyormuş? 2 tane motor yapacağız. 4 tane metal component ve 6 tane cable gerekiyor. Evet, onları da yaptım. 2 tane motoru bunlar bitince yapacak. Sonra motor için harcadığımız bazı şeyler, elektronik mesela, onu da tekrar yaptık mı? Sorun olmayacak. İlk gününüzde zaten eve giremiyorsunuz hemen. Ve açlığınız da var. Oyunun başında size 4 tane emergency rations veriyor. Bu açlığınızı 400 dolduruyor, şey 500 dolduruyor. Yani sıfırdayken sonuna kadar doldurabiliyor. Ben bunlarla geçineceğim biraz. Şu topladığımız corn dog'lar falan da yenilebiliyor. Yedim. Şimdi bunun craft etmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet. Dinozor arıyorum. Dinozor bulursam öldüreceğim. Nasıl et toplandığı hakkında. Da zaten şu anda dinozoru öldürsek buzdolabımız ve yemek yapma aletimiz olmadığı için etler çürüyecek, yiyemeyeceğiz. Evet, yüksekten düştüğüm için canı gitti karakterimizin. Fazla gitmedi. Hafifçe düşseniz bile canı gidiyor zaten. Haritada dolaşarak bu magnezyum depoziti falan yeni depozitleri keşfedebiliyorsunuz. Mesela buraya bir emir vereyim, sonra gideceğim. Varmış. Jetpack açıkken shift'e basarak koşamıyorsunuz. Jetpack'i kapatırsanız shift'e koşabiliyorsunuz. Bu oyunun bir bug'ı galiba. Burada aqua fruit var. Bu aqua fruit normal bir meyve gibi, elma gibi düşünün. Sadece açlığınızı dolduruyor. Hiçbir zararı yok. Bazı meyvelerin zararı var. Uzaydaki bitkilerin. Mesela burada bir tane dinozor var. Bunu ateş etsem bana doğru geldi. Evet, kaçalım. Bir kere vurulduk. Öldürdük şimdi. T'ye bastım. 4 tane et çıktı. Bunları alıyorum. Bunları pişirip de yiyebilirim. Pişirmeden de yiyebilirim ama pişirmeden yiyince hasta olma ihtimali var. Onun için şimdilik yemeyeceğim. Yere de düştüm. Bir sürü canım gitti. Bir tane medkit basalım. Pardon. Evet, şu anda her şeyi bitirmiş. Large Construction için 5 tane Electronics, 4 tane Cables gerektiriyor. Yani 2 tane daha Cables, 5 Electronics, bir tane daha Electronics. Ondan sonra Large Construction'ı yapabiliyor olmamız gerekiyor. Bu arada Hullblow'a da ihtiyacımız olacak çünkü zeminini ve duvarları yapmak için Hullblow'a ihtiyacımız olacak. Bu blok gibi düşünün. Boyanabiliyor sonradan buradaki Color Tool'la. Şimdi biraz uzun sürecek Large Construction yapması. Gece olunca bayağı karanlık oluyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Onun için yani ben yine biraz görüyorum da size de gözükmesi için şöyle oyunun başında bize bir tane portable light veriyor, yani taşınabilir bir tane ışık. Onu böyle koyuyorum. Şöyle gözüksün. Yere koyabiliyorsunuz. Normalde ışıkları falan base'e koymak zorundasınız. Video kaç dakika olmuş ona bir bakayım. 13-14 dakika olmuş. 25 dakikada bitirmeyi düşünüyorum. Bu arada Large Construction yapmış. Birkaç tane de Hullblow'umuz var. Bunları sabah koyacağım çünkü sizin de görmenizi istiyorum. Nasıl koyacağımı, yerleşimin nasıl olması gerektiğini. Şimdi Large Construction'ın dışında base'imize enerji sağlamamız gerekiyor. Base'imize koyacağımız generator şurada, small generator. Sağ altta bakarsanız placeable BA yazıyor. BA base demek. Bu generator'da SV ve HV'ye yerleştiriliyor. Yani small vessel, uçan bir uçak diye düşünün. Hover vessel'ı da araba gibi düşünün, yerde giden. Şimdi small generator yapmamız gerekiyor. 12 tane metal components istiyor. 6 tane yani. 2 tane çıkardığı için.
Başka ne istiyormuş? Capacitor device istiyor, iki tane. Capacitor device için 3 tane electronics. 2 tane mi istiyordu capacitor? O zaman 6 tane electronics yapayım. 3 tane cables, yani 6 tane olacak. Metal components da 10 tane istiyor. Yani 5 tane bastım. Şimdi onları yapacak. Enerjimize basalım. Hala biraz var. Burada oksijen generatorımız var. Bu oksijen generatoru suya koyuyoruz. Sudan H2O'dan oksijen üretiyor bize. Şu oksijen bottle'lardan enerjiyle çalışıyor, fuel pack'le. Onun dışında su, purified water, yani bazı yemekler için gerekli ve medkit yapmak için gerekli. Bunu da water generator'dan yapıyoruz. Şu anda ihtiyacımız olmadığı için yapmıyorum. Bu yemeklerin de bozulma süresi var. Bozulacaklar. Bozulmadan yemek istiyorum. Bu craft zamanları biraz sıkıcı geçiyor. Uzun sürüyor çünkü. Mesela bakın hareket ediyor. Bu bir plazma. Alien plazma. Uzaylı. Bunu alıyorsunuz. Geceleri size saldıran yaratıklar çıkıyor. Onlar şu anda çıkmadı. Neden bilmiyorum ama. İki tane kapasitör device'ı bitince yapsın. Zaten bu escape pod'u şey yapacağım. Komple base'e taşındığımızda bu escape pod'u kıracağım. O kırdığım videoyu da çekmeyeceğim. Çünkü çok sıkıcı olacak, uzun sürüyor. Ya da bir arkadaşımdan yardım isterim belki. Böyle kırdıktan sonra yaparız. Kapasitör device'dan başka ne istiyordu? Reactor core istiyor. Reactor core burada. Bir motor istiyor ve 3 tane pipes istiyor. Bunlar için tek tek uğraşmak gerekiyor. Pardon. Burada oyunun başında, dur bir saniye. Reactor core bir tane motor istiyor. Ve bir electronics. Motor da yapsın. Başka ne istiyorsun? 3 pipes. 3 cables. Ve 3 electronics istiyor. Oyunun başında bizde o chestlerden growing plot veriyor. Bu bizim bitkilerimizi yetiştirebileceğimiz yer. Dünyadaki bitkileri. Mesela tomato sprout, domates tohumu, wheat sprout, işte buğday tohumu, corn sprout, mısır tohumu. Bu plant grow light da bu plantlerinizin, bitkilerinizin üstüne koyuyorsunuz. Kırmızı ışık veriyor bu arada. Bu sizin bitkilerinizin gelişmesine yarıyor. Onu da göstereceğim zaten ilerleyen bölümlerde. Şu anda şunun yapmasını bekliyorum. Reaktör core'u da yapsın. Saat kaçmış? 7:32. 31. Burada şey yazıyor. Length of day 24 saat. Günümüz, bir günümüz bu kadar. Time till sunrise. Yani güneşin çıkmasına kalan süreyi söylüyor. 7:20 hours yazıyor. Yani 7 dakika. Oyundaki 1 saat 1 dakika olarak geçiyor gerçek dünyada. 1 dakikada 1 saniye olarak geçiyor. Şu anda söylediğimiz her şeyi yapmış galiba. Ne gerekiyordu? Reactor core. Reactor core'u yapmamış mı? 3 tane pipe yapıyoruz. 10 tane metal components istiyor. Bunu da yapalım. Bu arada kanalda farklı oyunları da çekeceğim. Strateji, mesela Counter Strike'da kompetitif maçlarımı da atabilirim. Onu ileride düşüneceğim. Şimdi bekliyoruz hala. Reaktör core'u yapmaya 2 tane computer yapacağız. Evet. 2 tane computer için bunlar gerekiyor. Buralar biraz sıkıcı geçiyor çünkü craft bölümleri. İleride gemiyle savaşlar falan yapacağız. Ha, gerçi burada generator vardı ama o generator'ı kırarsam construction çalışmayacak.
Bunların hepsini şey kıracağız bir tane aletle. Hangisi var mı şu anda bizde yok. Yokmuş. Computer yapacak. Metal components gerekecek bize. Kaç tane? 6 tane gerekecek. Bir tane computerımız var şu anda. Cables yapmayı unutmuşum. Diğer computer de yaptı. 6 tane metal components gerekecek. 3 elektronik gerekecek. 1, 2, 3. 2 tane komputerimiz var zaten. Bundan sonra hazır olacağız bunu üretmek için. Bu yaptığımız small generator koyduğumuz fuel packlerden, şunlardan enerjiyi üretiyor ve base'imize veriyor. Mesela bir tane small generator'dan 1 megawatt enerji çıkıyor ve base'inizdeki eşyaların kullanımına göre fazladan generator koymanız gerekebiliyor. Keşke bir tane buzdolabı yapsaydım, yapamıyormuşum. Control device gerekecekmiş 2 tane. Bir tane varmış. Şunu kapatalım. Burada iron ingot falan, copper ingot, burada madenleri topladığınızda buradan ore haline geçiriyorsunuz. Bu sekmede silahlar var, burada bloklar, burada ham maddeler gibi düşünün, burada da eşyalar, yani erişilebilir eşyalar işte. Şimdi small generator da yapıyorum, bir tane fuel tank yaptık mı? Base için hangisiydi? Burada yok mu? Olsa, ha, small fuel tank yapacağız. 4 elektronik, 4 metal components, 4 tane metal components. Başka 3 tane de cables istiyor. Ondan sonra yapmaya hazır olacak. Yapsın. Burada gördüğünüz gibi itici motorları falan var. Gemi için. Etrafa da hiç bakmıyorum. Burada ay var. Bu ay başka bir gezegen var. Onun uydusu. Omikron diye. İlerleyen bölümlerde zaten oraya da üs yapacağımız için göstereceğim. Tamam. Small generator aldım. Constructor var. Bloklar var. Oksijen jeneratörü suya koysaydım aslında iyiydi. 3,5 dakika kalmış güneşin doğmasına. Ben bu arada kaç dakika olmuş? 23 dakika olmuş. Bir hava aydınlansın sonra videoyu kapatacağım. Yani 28 dakika falan olacak video. Bu arada small fuel tankı da yaptı. Yapıyor. Başka neye ihtiyacımız olacak? Şimdilik bir şeye ihtiyacımız olmayacak ama ne yapabiliriz buradan? İşime yarayacak bir şey var mı diye bakıyorum. Generator'ımız var. Fridge olabilir. Fridge yapayım. Ha, oksijen tank yapmamız gerekiyor ama burada istediğimiz şeylere üretemiyoruz. Small constructor olduğu için bu. Base'e koyacağımız şu constructor büyük. Onda her şeyi yapabiliyoruz oyundaki. Onun için şimdilik fridge yapacağım. Pipes istiyor 2 tane. Başka metal komponent 5 tane. Yani 3 tane yapacağım, 6 tane olacak. 3 elektronik. Bir control device, bir tane de computer istiyordu galiba. Nerede? Evet. Computer da yaparız. Control device istiyor. Tamam. Evet, hava yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Lavlı gezegende doğmaya başladı. Burada gördüğünüz gibi içine binebiliyoruz.
İki tane fuel pack'imiz eksilmiş. İki tane pistol vermiş oyun bize. Bir tanesini geri koyacağım. Hiçbir işime yaramayacak çünkü ileride sniper ve assault rifle yapacağız. Yani yarı otomatik silah. Şimdi fridge için bir tane computer istiyor. Computer için cables gerekli. Yapsın. Şimdi başka ne isteyecek? Çünkü kompütüre kullandığımız malzemeler bunun için de gerekli. 3 elektronik, 5 tane metal komponent istiyor. Yani bunları da yapsın. Fridge yapalım. Sabah olsun şeyleri koyacağım. O yaptığım malzemeleri, eşyaları. Burada işte oyunda elementler var yani. Madenler, silikon, copper. Silikon çok işe yarıyor. Şu elektroniklerde elektron da çok işe yaradığı için. Copper da işe yarıyor. Cables da. Iron da yarıyor. Kobalt daha az ama yarıyor. Neodymium fazla yaramıyor ama yine de. Magnesium powder da silahlarınız için kurşunlarda barut olarak kullanıyor. Şu fridge'imiz de yaptı. Plastik raw metalde süs olarak etrafa bir şeyler koymak için malzemeler üretmeye yarıyor. Güneşin doğmasına 1 dakika kalmış. O zamana kadar bir şey yapabilir miyiz? Yok gibi duruyor. Bilmiyorum size görünüyor mu şu anda ekran ama karanlık olması gerekiyor size. Water generator yapalım. Ya da şunlardan yapalım. Bunlar ileride işimize yarayacak zaten. Her türlü işe yarıyor o üçü. Electronics, cables ve metal components. Bu küçük alet bize ışık veriyordu. Onu istediğiniz zaman alıp istediğiniz yere koyabiliyorsunuz dünya üzerinde. Mesela bu yaptığımız buzdolabına, ne bileyim generator'ı falan yeryüzüne koyamıyorsunuz. Bunları base'inize koymak zorundasınız. Güneş ne taraftan doğacak? Şuradan doğuyor. Lavlı gezegenin altından. Bakın şu otların içinden ışık süzmeleri geçiyor. Neydi? Işık. Onlardan geçiyor işte. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Oyun daha yapım aşamasında. Bir sürü şey eklenecekleri söylüyorlar. Daha büyük bir evren, daha fazla gezegenler. Evet, sabah oluyor. Ben şimdi base'e gideyim. Size göstereyim nasıl koyacağımı. Dinozor sesleri geliyor suda. Evet. Şimdi sol tıkla koyuyorsunuz. Sol tıka basılı tutarak böyle getirirseniz çoklu blok koymuş oluyorsunuz. Şimdi bir blok genişleteceğim etrafının her tarafı. Şu anda suyun içinde nefes alamadık. Kaskımı taktım. Kaskınızı dünyadayken çıkarın yani aquadayken çünkü boşuna oksijen harcıyor. Şimdi generator'ımızı nereye koyalım? Dikine koymak istiyorum çok yer kaplamasın diye. Böyle koyalım. Fuel tankımız aslında açığa koymak çok tehlikeli bir iş çünkü alien tower'lar var. Etrafta var mı? Yok. Uzaylı kuleleri var. Size şey atıyorlar. Dur. Size uçakları geliyor onların. Size savaşıyorlar. Zarar veriyorlar base'inize, uçaklarınıza. Buraya koydum construction'ı. Fridge'i de nereye koyayım? Fridge'i neden koyamıyorum? Yanlış fridge yaptığımdan dolayı. Evet, rip. Bunu artık uçağımıza koyacağız. Ya da şuraya koyalım direkt. Ben fazladan bir şey yapmış mıydım? Water generator'ı da göstereyim. Suya geliyorsunuz. Evet, şöyle suyun hafifçe içine doğru koysanız yeterli. Burada O2'nin yani oksijeninin
kaynak kalitesini gösteriyor. %80, her tarafta %80 hiç değiştiğini görmedim. Evet, şu anda fuel pack'imiz yok. Onun için çalıştıramıyoruz. Onun içine fuel pack koyunca size zamanla 2 dakikada bir, yanlış hatırlamıyorsam, oksijen bottle veriyor. Nefes almayı da göstereyim. Oksijen doldurmayı. Bu oksijen tanklara basıyorsunuz ve tıs, nefes alma sesi geliyor. Oksijen botulu koyuyorsunuz. Ben şimdilik bir tane koyacağım. Burada oksijen station'a yaklaşıyorsunuz. Bu ses geliyor. Your oxygen is refilling. Sonra doluyor zaten oksijeniniz. Oksijeniniz. Tamam abi. Ben bu friji şimdilik buraya koyayım. Çürümesin etler. Tamamdır. Ben burada emir verelim. Fuel pack'e ihtiyacımız olacak çok. Prometheum pellets de yapılıyor. Tamam. Yapılacak her şeyi yaptım. Base'imize gidelim. Videoyu kapatayım. Aquafrit varmış burada. Şuna da koyayım. Buna... Ha, fuel pack'imiz yoktu, unuttum. Emporium serisinin ilk bölümü böyle bitiyor. Base'imizi yaptık. Önemli eşyaları, enerjimizi falan. Videoyu beğendiyseniz subscribe olmayı unutmayın. Abone olmayı. Beğendiyseniz de bir like atarsanız sevinirim. İkinci bölümde görüşmek üzere.